Evet değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te bir hafta içi Zeyhat Hocam'la birlikteyiz. Bugün oynanan 3 karşılaşmadan ikisini Gönen de hocam izledi. Onların yorumunu yapacağız. Önce Gönen Belediyespor U14 ile Erdekspor U14 takımının karşılaşması 3-0 bitti. Gönen Spor 3-0 kazandı. Hocam bu 90 dakikanın, pardon, 80 dakikanın, çünkü bunlar 35'er dakika daha attık. Evet, 35'er dakikada 70 dakikanın genel bir yorumunu sizden alalım. Peki sevgili Zeki, işte bu okulların tatil olması nedeniyle bu çocukları 3 gün arayla maç yaptırıyorlar. Neredeyse 15 gün içerisinde paket yapıp bu lig bitirilecek. Öyle gözüküyor. Ve gençlerin sevgisiyle, tabii biz sporun sevgisiyle Bandırma Manşet olarak soluğu Gönen'de aldık bugün. Gönen Belediyespor gerçekten daha organizeydi Erdekspor'a karşı. Erdekspor'da yeni kurulmuş bir takımın havası vardı. Evet. Erdek de kötü oynamadı. Ama Gönen Belediye daha organize olduğu için haklı bir galibiyet aldı. Kimler dikkatimi çekti Gönen Belediye'de? Beğendiğim Baran gerçekten kuvvetli, fizik gücü çok iyi olan bir futbolcu. Biraz ağır buldum kendisini. Hareket kazanırsa Baran Gönen Belediye'nin bel kemiği diyebiliyorum kendisi için. Sabit Enes'i teknik buldum. Gönen Belediye'de beğendiğim bir maç çıkardı. İyi bir karşılaşma çıkardı. 8 numara Görkay fiziği iyi. Yalnız kuvvetli olmasına rağmen ayakları biraz zayıf. Yani teknik kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Emirhan çok akılcı, zeki. Yalnız ilk gol attı. Gol sevincini arkadaşlarla paylaşacağı yerde gitti. Türbündeki dostlarıyla paylaştı. Kamerayı oynamayı seviyor. Emirhan'a buradan dikkat diyorum. Şimdi yanında türbünler oynuyoruz. Şimdiden o işaretleri verdi. Bundan sonra arkadaşlarıyla bu sevinci paylaşacağına inanıyorum. Bunun dışında Furkan diye bir futbolcuları var. Fiziği küçük, futbolu çok büyük. Bugün biraz konsantre olamamış gözüktü. Maçı küçümsedi sanki. Furkan ve Gönen Belediye'nin Baran'la birlikte en iyi topçusu olarak dikkatimi çekti. Gelelim karşı tarafa. Erdek 14 takımı yeni bir araya gelmiş, yeni yapılanmaya çalışan bir takım izlenim bıraktı. Çok iyi niyet şekilde ellerinden geleni sahaya yansıtmaya çalıştılar. 6 numarayı çok çabuk düşünen, akılcı buldum. Geriye dönüşleri çok iyi. Sadece ofansif futbolu değil, defansif futbolu da düşünüyor. 10 numara akıllı bir 70 dakika çıkardı. Ağzımız alıştığı için hep 90 dakika diyoruz. Evet. 8 numara belki sahanın Erdek adına en akıllı futbolcusuydu. Adı Metin olduğunu öğrendim. Fiziği yetersiz ama teknik kapasitesi çok yüksek, çok zeki bir futbolcu. Buradan ben Metin'i alkışlıyorum. Defansı da 5 numara ayakta tutmaya çalıştı. 3-0 normal sonuç diyorum. Bu sonuç bana Gönen Belediye'nin yarışa devam edeceği işaretini verdi. Her iki taraf da elinden geleni sahaya koydular. Ama hak eden taraf Gönen Belediyespor'du. Geçmişten gelen bir avantajı maçı var. Kazanmasını bildi. Bu farka gitmesinin nedeni oluyor. Evet hocam, Gönen Spor, Erdek Spor karşılaşmasını böylelikle geçtikten sonra yine U14'lerde bugün günün ikinci karşılaşması Tayfun Spor ile Karşıyaka Spor arasındaydı. İki Gönen takımında 11 gol atıldı. 7 gol Tayfun Spor, 4 gol Karşıyaka attı. Bu 70 dakikanın yorumunu aldım. Valla Tayfun ismi gibi bu 14'lerde esmeye devam ediyor. Gol rekoruna doğru gidiyor. Ki Gönen Tayfun bugün pek özellikle ikinci yarı konsantre olamamış gözüktü. Eğer ilk yarıdaki disiplini bozmasaydı fark daha da büyürdü. Yani. Gönen Tayfun da her zaman beğendiğim isimlerden, örneğin Birkan, çok vasat oynamasına rağmen bugün yine maçın kaderini çizen isim oldu. Birkan'ı buradan alkışlıyorum. Serhat çok kaliteli. Zaten bu ligin üzerinde olan futbolcular. 8 numara Ömer'i teknik bulduğumu söyleyebilirim. 4 ve 5 numara aynı ismi taşıyorlar. 2 Alper. Defansın sigortası görevini yaptılar. Bakın Gönen Tayfun'un 4 ve 5 numarası çok iyi bir uyum içerisinde. Esas bunlar derbi maçlarını Bandırma Spor'a ve Gönen Belediye Spor'a karşı oynayacaklar. Evet. Gönen Tayfun'u diğer takımlardan bir adım önde gördüm. Çok iyi bulduğumu söyleyebilirim. Serhat'a, Birkan'a, Ömer'e, Alper'e dolayısıyla takım oyunu oynayan ilk yarıdaki oyunundan dolayı Gönen Belediye U10 düzeltiyorum. Gönen Tayfun Spor U14 takımını tebrik ediyorum ben. İkinci yarı biraz oyundan düştüler. Skorun verdiği rahatlıkla biraz gevşediler. Tabii
Lodos havanın etkisi de vardı. Rüzgarın etkisiyle. Biraz zafer sarhoşluğuna kapıldılar. Yönen Karşıyaka'yı da boş geçmeyin. Bir 10 numara seyrettim. Çok kaliteli bir krampon. Tek başına. Evet. Şeyler yapmaya çalıştı. Bu futbolcuya dikkat diyorum. 4 numaraları gayet güzel. Yani Yönen Tayfun Spor gevşediği anda sahne aldılar ve birden rakip kaleye golleri sıralamaya başladılar. İkinci yarıda sahada denk mücadele vardı ama Yönen Tayfun Spor ilk yarıdaki oyunuyla bu Yönen Karşıyaka'yı geçmeyi başardı. Bu maçlar bize şimdiden bir takım işaretler verdi. İstersen o soruya da geçeceksin herhalde. Evet. Hocam ben gollere gelmek istiyorum. Takımlar arasında tabii güç dengesi çok farklı. İşte burada görüyoruz Tayfun Spor 10 gol atıyor, 7 gol atıyor. Yani takım sahaya çıktığı zaman gole mi endekslenmesi lazım? Bu önemli mi yani? Gol tabii ki. Gol futbolun meyvesi. Golsüz bir maç keyif vermez. Burada önemli olan kolektif gollerin atılması. Genellikle takımları izliyorum ben sevgili Zeki. Bireysel goller. Al şimdi çıkar bir kanı. Sarı'da çıkar, bu maç 7'ye gitmez. Belki evet. 2-1, 3-2 zor kazanır. Bireysel yetenekler ön plana çıkıyor. Kolektif gol atmayı öğrenmeliler. Sadece evet. Gönen Tayfur için söylemiyorum bunu. Bandırma Spor için de geçerli bu. Gönen Belediye Spor için de. Kolektif oyunu ne kadar çok benimserlerse bu takımlar... Skor az olsun ama gollerini hazırlanmış şekli... Skor az olsun demiyorum. Skor zaten kendiliğinden gelir diyor. Diyorsunuz. Evet. Bireysel futboldan kolektif futbola doğru bir yol almaları gerekir ve Gönen Tayfun'da ben bu ilerlemeyi gördüm. Isınmaları bile diğer takımlara göre farklıydı. Geçen seneye göre çok çok ileri bir çizgide gördüm Gönen Tayfun Spor. Evet. Biz bu sene U14'lerde hayli bir ilerleme gözlemledik. O nedenle onları da yorumlarımıza kattık. Hocam 3. hafta itibariyle U14'lerde şampiyonluk yarışı nasıl gidiyor? Hedefte bayağı takım oluştu. Vallahi şimdi 6 takım yarışıyor sevgili Zeki. Hemen şu takım şampiyon olur diyerek diğer takımların ben şevkini kırmak istemem. Hepsi bizim çocuğumuz bunlar. Evet. Fakat şimdi 3 maç gösteriyor ki artık 3 takım arasında geçecek bu şampiyona yarışma. Gönen Tayfun, Bandırma Spor ve Gönen Belediye Spor. Belediye Spor bu 3 takımın kendi arasında oynayacağı maçlar şampiyon takımı belirleyecek. Ama gördüğüm kadarıyla Gönen Tayfun bir adım önde. Bir adım eğer önde. Tam kadro sahaya çıkmışlarsa, sakladıkları futbolcular yoksa, yani bir maç seyrederek yorum yapmak ne derece doğru olur? Onu artık spor severlere bırakıyorum ama Gönen Tayfun geçen seneden gelen bir organizasyon içerisinde Gönen Tayfun ve Bandırma Spor şampiyonlar bir adım daha yakın. Gönen Belediye Spor'da sürpriz takım olur diyorum. Evet. Evet hocam böylelikle U14'lerin bugün oynanan karşılaşmanın sonundaki yorumlarımızı yaptık. Teşekkür ediyorum. Başka yorumda görüşmek üzere.